The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Öncelikle herkese hoş geldin demek istiyorum. Bugün sizlere Creo'nun teknik görselleştirme yazılım çözümü olan Creo Illustrate'den bahsedeceğim. Hem sunum anlamında hem de uygulama anlamında size bir webinar gerçekleştireceğim bugün. Yavaştan sunumumuza başlayalım isterseniz. Creo Illustrate nedir? Biraz basit bir şekilde neden Creo Illustrate'e ihtiyaç duyarız veya bize faydaları nelerdir gibi konulara öncelikle sizlere cevap vereceğim. Şimdi bugün teknik görselleştirme neden önemli? Görsel oluştururken karşılaştığımız zorluklar neler? Bunlardan biraz bahsedeceğim ve Creo Illustrate'in bu noktada bizlere sağladığı faydalar, bizler için işimizi yaparkenki kolaylaştıran etmenleri nelerdir? Biraz da bundan bahsediyor olacağım. Şimdi teknik görselleştirme neden önemli? Teknik görselleştirme ürün, servis ve parça bilgileri için gerekli bir öneme sahip. Evet, çünkü sonuçta siz bir ürünün montajı veya demontajı gerçekleşirken bunu karşı tarafa düzgün bir şekilde anlatabilmeniz adına buna bir prosedür halinde sunabiliyor olmanız gerekiyor. Tabii görsel anlamda bunu sunarsanız bu tabii karşı taraf için daha kolay anlaşılır bir hal alacaktır. Bu noktada teknik görselleştirme özellikle kullanıcı için veya ürünü görüntüleyecek kişi için bu noktada önem arz ediyor. Peki teknik görseller oluştururken karşılaştığımız zorluklar neler? Manuel gösterim, yani özellikle biz bunu manuel olarak gerçekleştirdiğimizde yani iş sürecimiz mutlaka ki yavaşlama ile karşılaşacak. Çünkü biz bunu otomatikleştirmeyi sürece zamanla mutlaka ki bir kayıp yaşayacağız. Tabii sonuçta bunlar bir dönem dönem revizyona uğrayacaklar bu ürünler. Ve değişiklik sonrasında güncellemesi de aynı şekilde zaman kaybı yaratacaktır. Peki bu noktada dikkat edilmesi gereken önemli noktalardan birine zengin ve doğru 3D CAD yani 3 boyutlu CAD içeriğini kullanmamız gerekiyor. Ve aynı şekilde buradaki en büyük sıkıntılardan biri de hani teknik görsel oluşturan kişinin, kullanıcının CAD bilgisi de olmayabilir. Bu gayet aslında beklenen bir durum. Peki bizim bu noktada sunduğumuz çözüm olan Creo Illustrate nedir? Creo Illustrate aslında bizim bu teknik görselleri bir ortam içerisinde figürler yardımıyla oluşturabildiğimiz bir alanı içerir. Bir yazılım çözümüdür. Zengin 3D CAD görselleri oluşturabiliriz bu şekilde. Yani karşı taraf size bir CAD geometrisi gönderdiğinde siz bunu görsellerini doğru bir şekilde Creo Illustrate içerisinde İçe aktarılan BOM yapısıyla beraber gerçekleştirebilirsiniz. Bu noktada zaten BOM yapısının da nasıl kontrollü bir şekilde içeri aktarılabildiğine dair de bir giriş yapacağız. Ve aynı şekilde sonuçta siz burada ürünün bir prosedürünü gösterirken bunu patlatılmış görüntülerle ve akıllı BOM balonlarıyla göstermeniz gerekir. Bu noktada da Creo Illustrate sizlere
daha hızlandırılmış bir şekilde bu işlemi gerçekleştirmenize veya bunu dilerseniz manuel bir şekilde gerçekleştirmenize imkan sağlayacaktır. Semboller ve grafikler sonuçta ekranda da gördüğünüz üzere bir ürünün sökülmesi veya ürünün takılması gibi adımları bizim bir şekilde bunu gösterebiliyor olmamız gerekiyor. Bunun için de mutlaka ki semboller ve notlara ihtiyacımız var. Yani grafiklere de bu noktada ihtiyacımız olacaktır. Bu noktada özelleştirilebilir ve genişletilebilir bir kütüphaneye sahip Clear Illustrator. Ve tabii görsel anlamda render altyapısında standart sunduğu bir takım görsel açıdan daha net görseli yansıtabileceğimiz render altyapıları da mevcut. Tabii kest oluşturabildiğinizde bu model üzerinde gerçekleştirilebiliyor. Model üzerinde animasyonlar veya sequence yani adımlar tanımlayabiliyorsunuz. Bu adımlar karşı tarafa bir video biçiminde gönderilebilir ve veya farklı formatlarda karşı tarafın inceleyebileceği şekilde görüntülenebilir. Ve tabii Clear Illustrator yeteneklerinde aslında özellikle Winchill kullanan yani PLM servisini kullanan bu ürün yaşam döngüsü adı altında bahsettiğimiz bir ürünün fikir aşamasından doğuşuna ve piyasadan çekilme sürecine kadar ki bütün süreçlerini yönetebildiğiniz Vinci adı altındaki PLM Product Lifecycle Management yönetimini entegre bir şekilde çalışabiliyorsunuz. Bu noktada aslında size çok daha faydalı bir araç olarak karşımıza geliyor Clear Illustrator. Ve tabii aynı resimde birden fazla format yayınlayabiliyorsunuz. İsterseniz 3D veya 2D vektör veya 2D tarama şeklinde bunu gerçekleştirebiliyorsunuz. Şimdi temel olarak aslında sizlere bir Clear Illustrator'ın hani bizlere ne anlamda fayda sağladığına dair bir sözel bir anlatımda bulundum. Tabii bu noktada sizlere uygulama tabanında da nasıl bir şekilde uygulanabiliyor bunu da görebiliyor olmak çok önemli. O yüzden şimdi uygulamaya geçeceğiz. Şimdi Clear Illustrator arayüzünden de anlayacağımız üzere aslında Creo 6 kullanıcıları için de tabanında arayüz bazında aynı bir arayüze sahip ribbon menüsüyle karşımıza geliyor. Ve görselleri de bir nevi aslında Creo 6'daki arayüze benzer bir arayüzü paylaşıyor. Şimdi biz halihazırda var olan bir PVZ yani Creo View datası buraya ekleyeceğiz. PVZ uzantısı bir formatı buraya ekleyeceğiz. Peki bu biz PVZ uzantısı datamızı nereden alabiliyoruz? Creo içerisinden save as kayıt yaparken PVZ olarak biz bunu kaydedebiliriz. Şimdi bu noktada import seçeneğini kullanmamız gerekiyor. Import seçeneği içerisinde embed ve link adı altında iki tane seçenek mevcut. Eğer biz burada linki seçersek bizim ana modelimize yani modelin dışarıdan gelen modelimize linkli bir şekilde çalışma yapabileceğimizi söyleyebiliyoruz. Bu noktada linke tıkladığım andan itibaren benim eğer çalışma klasörümü, özellikle ben burada PVZ datamı görebiliyorum. PVZ datamı üzerine iki kez sol klik yaptığımda karşıma bir uyarı gelir. Der ki sürekli bunu güncelle veya gel bunu benim onayımdan sonra güncelle. Tabii ben burada onayımın olmasının daha doğru olabileceğini düşünerekten okey demeyi tercih ediyorum. Şimdi import ettiğinde ilk etapta karşıma gelen bir yapı mevcut. Burada bir structure yapısı söz konusu. Şimdi bu structure yapısı benim burada daha kontrol bir şekilde e-bomb yani engineering bomb'dan gelen yapıyı daha kontrollü bir şekilde servis bomb'una aktarabilmeme imkan sağlıyor. Ben burada illustration adı altında sonuçta ben burada bir görsel oluşturacağım ve görselleri bir ana başlıkta toplamam benim için çok daha kolay yönetilebilir bir hal alacak. Bunu zaten kullanım esnasında çok daha net bir şekilde görüntüleyebiliyor olacağız. Peki ben bunu nasıl oluşturabilirim? Bakın, illustration altında create child part var. Ben bunlara teker teker başlıklara girebilirim. Bu noktada isim olarak ilk başta engine yani motor adı altında bir alt başlık oluşturuyorum. Sonrasında tekrardan bir tane alt başlık oluşturuyorum. İsmine de gearbox ismini veriyorum. Ve aynı şekilde bir tane alt başlık oluşturacağım. İsmine handle altında 3 tane ana başlık oluşturacağım. Peki ben bu başlıklarında ne oluşturdum? Sorusunun cevabını şurada verelim.
Bakın Evo'dan gelen mesela ana montajı önce bir görüntüleyelim. Görüntülediğimizde bakıyorum ki ben burada modelim burada karşıma geliyor. Ben bunu eğer engine içerisine sürüklediğim andan itibaren artık bütün ana montaj, üst seviye montajım burada alt montajlarıyla ve parçalarıyla beraber karşıma geliyor oluyor. Ama şimdi sonuçta ben bunu tek bir bu matkap makinesini yani matkabı ben burada tek bir alan içerisinde toplamayacağım. Ben bunu 3 ana başlık halinde böldüğüm için ben bunları mesela Gearbox Chuck adı altındaki bir alt montajı buraya sürüklediğim andan itibaren burada matkap montajının altında Gearbox Chuck'ı göremiyorum. Çünkü ben artık Gearbox'ı doğrudan bu alanın içerisine aldım. Yani aslında buradaki alandan doğrudan buraya sürüklemiş oldu sistem. Siz buna herhangi bir şekilde ek bir şey yapmadınız. Ve aynı şekilde handle yani burada tutamaç kısımlarını da ben buraya ekleyeceğim. Sıralı bir şekilde. İki tane montajı buraya ekledim. Üç tane alt başlıkta ben bu altyapıları oluşturdum. Şimdi ben bunu oluşturduktan sonrasında eğer close edit der isem bakın burada karşıma PVZ'nin altında default bir görünüş geliyor fakat burada Alternative Representations adı altında bir alan da geliyor. Peki bu görüntüler neye bağlı olarak geliyor diye soracak olursanız buradaki hikaye aslında Creo'nun kendi içerisinde oluşturduğunuz yani basitleştirilmiş yani hafifletilmiş görünüşleri burada sizin karşınıza getiriyor. Yani bu noktada tabii figürleri oluşturmanızda daha kolaylaştırır baktığınızda. Yani bu noktada PVZ olan bir datanın Creo'dan yani PVZ olarak alınmış bir datanın Illustrator ortamının içerisine aktarılması size bu noktada fayda sağlayacaktır. Peki şunu söyleyeyim biz bu altyapıları neye göre görüyoruz? Bunları da şuna göre görüyoruz aslında. Ben burada klasör yolunu gösterdim. Bakın Windows C Program Files PTC Creo 6 Common Files Text Product View yani Product View adı altındaki klasörün içerisinde Export alt-pvs.rcp adı altında bir dosyamız var. Bunu eğer sağ klikle Edit with Notepad veya herhangi bir Notepad ile açarsak ben burada altta açtım. Ve burada Output Author State'i 1 olarak değiştirdiğimizde bu 0 olarak değil, 1 olarak değiştirip kaydettiğimizde biz PVZ'yi artık Creo Illustrator içerisinde Alternative Representations yani alternatif hafifletilmiş görünüşleri de buraya getirerek çağırabileceğiz. Şimdi ben default'u referans alacağım burada. Create and Close dediğim andan itibaren de otomatik olarak sistem buraya bu görünüşü, bu figürü aktarıyor olacak. Şimdi bakın sol tarafta da Engine, Gearbox, Handle şeklinde bütün şeyler, altyapılar görünür hale geliyor. Şimdi burada bana şunu söylüyor. No figure view has been set. Yani ben burada herhangi bir şekilde bir figür görüntüsü oluşturmadım. Peki bunları nereden görebiliyoruz? Figures'ın içerisinde bakın Gallery View adı altında bir alanımız var. Burada aslında figür olarak göstermesi gerekir ama ilk etapta biz bunu tanımlamadığımız için bizim buraya da tanımlama yapmadık. Yani herhangi bir görsel göremiyorsunuz şu an. Şimdi ben bunu sonunda belirleyeceğim. O yüzden I'll do it later diyor. Şunu da söyleyeceğim. Ben eğer Creo Illustrator içerisinde görünüşümü oluşturmak istiyorsam Orientation bölümü içerisinde, Home sekmesinin içerisinde bulunan Orientation içerisinde standart olan görünüşleri buradan getirebilirim. Customize'dan bunu kendim de özelleştirebilirim. New Direct de özelleştirebilirim. Burada özel hale getirebilirim. Veya Creo'nuzda siz hali hazırda oluşturduğunuz bir görünüş varsa 3D1, 3D2, 3D5 vesaire vesaire. Bunları da PVZ datasıyla beraber bakın altta oradan sizin bütün görünüşlerinizi burada aslında Creo'nun içerisinde bulunan bütün görünüşleri buraya PVZ ile beraber bu bilgiyi taşıyabiliyoruz. Yani ben 3D Alt 2 görüntüsünü buraya getirdiğim andan itibaren Creo'dan gelen görüntüyü yedirmiş oluyorum aslında. Şimdi bu noktada aslında PVZ datasının Illustrator ortamına getirilmesi de bu noktada bize fayda sağlayacaktır. Standart aslında bildiğimiz mouse kombinasyonlarını kullanıyoruz. Mouse araçlarını kullanıyoruz. Yani Shift, orta kliye basıp panlama gibi araçlar. Creo'da bildiğimiz araçlar. Bu araçları burada kullanarak ilgili pozisyona getirebiliyoruz. Şimdi burada benim özellikle
Yapmak istediğim bir yapı var. Ben burada bir kesit alma işlemi gerçekleştireceğim. Kesit alma işlemi gerçekleştirdikten sonrasında ilgili göstermem gereken alanı da bir balon mantığıyla göstereceğim burada. Ve burada bir açıklama bilgisi ekleyeceğim. Aslında ben buraya buradaki bir prosedürü buraya yansıtacağım. Peki şöyle söylerim. Mesela eğer ben burada görüntü altyapısını yani render altyapısını değiştirmek istiyorsam nerelerden faydalanabilirim? Bu noktada faydalanabileceğim alan figürün içerisinde bulunan render moddur. Burada farklı görünüşler, yani farklı görüntüler daha doğrusu getirebiliyorum. Farklı görüntüler getirebilmem burada mümkün. Tabii ben burada shaded kısmında daha böyle aslında göze hoş bir gelecek bir görselle bunu yapacağımı söylüyorum. Bu tamamen kullanıcıya bağlı. Nasıl bir altyapıda çalışmak, nasıl bir görüntü altyapısıyla çalışmak istiyorsa buna göre tanımlayabilir. Şimdi bu noktada görüntüyü değiştirmiyorum. Ama ben burada bir kesit alma işlemi gerçekleştireceğim. Ben bu kesit alma işlemini section'ın bölümü içerisinden gerçekleştirebiliyorum. Section içerisinde bulunan kesit alma işlemini view section dediğim andan itibaren otomatik olarak kesit alma işlemini yapıyor. Preset section içerisinde bulunan x, y, z ki zaten sol altta hafif bir basitleştirilmiş bir görünüşünü görebiliyorsunuz. Korna sistemine göre X, Y, Z şeklinde bu kesitleri almayı gerçekleştirebiliyoruz. Şimdi planar seçilirken eğer ben show boundaries'i seçersem burada nereden kestiğimi bir sınır hattı biçiminde gösterebiliyor. Ve ben bunun kenarlarına tıkladığımda bakın karşımda oradan bir oklar çıkıyor. Ben bu okları kullanarak ne kadarlık bir alanda kesit alacağımı söyleyebilirim. Yani ne kadarlık bir yerde kesit almam gerektiğini, bu sınırın nerede olması gerektiğini belirleyebilirim. Okları ileri geri çektiğimde bakın burada eksi ve artı biçiminde bu işlemi gerçekleştirebiliyorum. Gerekirse kendim de bu oktan çekerken, burada dikkat edilmesi gereken nokta oktan çekiyor olmam. Oktan çekerken klavyemle ilgili değeri girebiliyor olduğunu görüyorum. Yani ben burada klavye altyapısında da bu kesin bölgesini belirleyebiliyorum. Ve bu noktada show boundaries'i kapatıyorum. Ekranları boş bir alana tıklıyorum. Yani artık ben burada kesit alma işlemini tamamlamış oldum. Şimdi bunu yaptıktan sonra home'a tıklıyorum. Tekrardan bulunduğum alana geliyorum. Şimdi özellikle benim burada yapmayı istediğim şeylerden biri bu dişlilerin bulunduğu noktaya bilgi notu eklemek olacak. Ya yani ben özellikle bu dişlilerin bulunduğu yerde bir bilgi eklemek istiyorum ki karşı taraf en azından burada bir dişli olduğunu ve bu dişlerin dönen bir dişli olabildiğini görsün. Bunu yapabilmek için de tabii insetlerden yararlanıyorum. Standart olan insetlerimiz var. Bu insetler tabii düzenlenebiliyor. Şimdi ben inset B'yi seçtim andan itibaren dişlinin bulunduğu yerden sol klavye basılı tutup sürüklemek mantığıyla bir yere bıraktığımda doğrudan bu yapıyı bir daire içerisinde karşıma getiriyor. Şimdi bunu tabii daha uzakta bir yere taşıyacağım. Birazcık küçültebilirim. Yani çok böyle büyük olmasına gerek yok. En azından gözün anlayabileceği şekilde bunu oluşturuyorum. Ama şimdi bakın yani şu alttaki dişlinin bulunduğu yerde çok detaylı bir şekilde bunu göremiyorum. Bunu yapabilmek için tabii şimdi oluşturduğum insetin bu detaylı görünüşün bulunduğu alana sol klik yapıyorum ama bakıyorum ki burayı da seçtirmiyorlar. Ama inseti seçtiğimde de yukarıda ribbon'da bir menü açılıyor. Inset'e tıkladığım andan itibaren ben bakıyorum ki lock focus burada pasif. Aktif hale getirirsem artık bunu da dilediğim gibi düzenleyebilir hale getirmiş oluyorum. Yani bu alanı kendi dilediğim şekilde yönetebiliyorum. Tabii aynı şekilde buranın da kendine ait render modları var. Render modlarını modelden bağımsız bir şekilde yönetebiliyoruz. Ama tabii ben burada shaded demeyi tercih edeceğim. Dilersen buradaki tiktin yani kalınlık şeysini birazcık düşürmüş olacağım. Yani tam böyle aslında görsel açıdan gözümü yormayacak bir görüntü olacak. Tabii biz bu alanın içerisinde kendimiz istediğimiz gibi bu inset yapısında özelleştirebiliyoruz. Yani istersek ben burada dikdörtgen veya kare veya hexagon şeklinde bunu değiştirebilirim. Yani farklı altyapıları da burada düzenleyebiliyoruz. Özelleştirebiliyoruz. Ben bu notu ekledikten sonrasında, yani ben bu görüntüyü buraya ekledikten sonrasında ben buraya bir tane not ekleyeceğim. Şimdi bu notumla doğrudan instance'ın sağında bulunan callouts'a gerçekleştirebiliyorum.
Nota tıkladığım andan itibaren altında bulunan bir alana sol click yapıyorum ve diyor ki ben double click to edit text burayı düzenle diyor. Tamam. Ben böyle soruyorum. Ve sonrasında diyorum ki rotating gears yani dönen bir dişliler var diyorum. Altına not düşüyorum. Diyorum ki use caution. Dikkatli ol. Ben buradaki label'ı istersen font miktarını küçültebilirim. İstersen shape'i de düzenleyebilirim. Yani burada istediğim gibi düzenleyebiliyorum. Bu callout diye bahsettiğim notu buraya getirdim andan itibaren düzenlemesini yapabiliyorum. Ve OK tıkladığım andan itibaren de ben bu notu buraya geldiğini görüyorum. İstersem dilediğim gibi bunu çekiştirebiliyorum. Ve yaptığım bütün işlemler benim figure content adı altında belirtilen bir alanında adım adım görüntülenebiliyor. Ve düzenlemeyi de sağ click edit properties aracıyla düzenlemeye gidebiliyorum. Yani illa ekranın üzerinden seç sağ click properties yapmanıza kadar doğrudan figure content'in içerisinde bu adımları da düzenleyebiliyorum. Şimdi ben bu işlemleri yaptıktan sonra bakın hala figure 1'in içerisinde bu görüntünün gelmediğini görüyorum. Yani bunun bir figür olarak düşemeyeceğini görüyorum. Bunu yapabilmek için de tabii home içerisinde bulunan figure view'da use current view der isem doğrudan bu görüntü buraya aktarılmış olur. Ve ben burada tabii adımlara da bir isim verirsem sonuçta karşı tarafın da anlayabilmesi bu noktada kolay olacaktır. Sağ click rename dedikten sonrasında inset alt section alt view adı altında isim veriyorum. Bakın oradan artık buraya ismi düşmüş oldu. Yani ben bu pencerenin aslında bu figürün bir ismi olduğunu burada belirtebiliyorum. Şimdi burada bu figür oluştuktan sonra bunun gibi tabii birden fazla figür daha oluşturacağız. Hani burada figürlerin içerisinde olabilecek farklı yapıları da görüntüleyeceğiz. Şimdi yeni figür oluşturmak istiyorsan sağ click figürsün içerisinde bulunan alan sağ click new figür der ise buradan istediğim figürü ekleyebilirim. Yine default olacağını söylüyorum. Yine bu görüntü sonra oluşturacağım. Orientation'ımı yine 3'te 2 olacak şekilde ayarlıyorum. Sonrasında burada özellikle görünmesini istemediğim parçalar varsa buradan gerekirse gizleyebilirim. Ama ben özellikle burada işi kolaylaştırması adına bunu 3 başlık altında almıştım hatırlıyorsanız. Eğer görünmesini istemiyorsam şayet ben mesela özellikle burada hangisi görünsün istiyorum? Diyorum ki Gearbox gözüksün, motor gözükmesin, yani dişli kutusu gözüksün, tutma alanın bulunduğu yer gözükmesin bu makinede ve aynı şekilde motorun bulunduğu alan gözükmesin. Sadece dişli kutusunun, matkabın ve kafalarının bulunduğu alan gözüksün istiyorum. Bakın burada çok rahat bir şekilde aslında ana başlıkları gizleyerek hızlı bir şekilde burada karşıma getirmiş bulundum. Şimdi ben burada özellikle figürde patlatılmış görünüşün oluşturulması yönünde bir figür altyapısı oluşturacağım. Bunu yapabilmek için tabii Home sekmesinde bulunan Transform aracından yararlanacağım. Transform'a tıkladığım andan itibaren öncelikle matkabını seçiyorum. Matkabını seçtiğim andan itibaren ok yardımıyla ben bu ölçüyü girebiliyorum. Veya eğer Clear Illustrations'da kademeli ölçüsü belli ise CTRL basılı tutarak kademeli bir şekilde mesela bende onlar onlar artıyor. Siz bunu tabii kendinize göre ayarlar içerisinde özelleştirebilirsiniz. CTRL ile beraber kademeli bir şekilde bunu hareket ettirebilirsiniz ve istediğiniz yerde bırakabilirsiniz. Bakıyorum. Eğer ben bunu doğru yerde bıraktığıma eminsem herhangi bir şekilde çalışma yapmıyorum. Ama doğru yerde bıraktığıma emin değilsem istersem Restore Location içerisinden ya Restore Set yani seçiliği geri al veya hepsini geriye al seçeneklerini burada kullanabilirim. Ama ben şimdi optan çekiştirerek tabii 350 değerine giriyorum ki kesin olsun. Enter diyorum. Sıralı bir şekilde ben bu görüntüleri patlatacağım. Kafasını seçiyorum. Optan çekiyorum. Ölçüsünü giriyorum. Aslında adımlarımız çok hızlı bir şekilde böyle ilerleyebiliyor. Başlıkları teker teker matkabın başlıklarını burada seçebiliyorum.
Buradaki dişli kutusunun ön tarafını çıkartıyorum. Ölçülerine burada giriyorum. Sonrasında geliyorum. Cıvatalarımı teker teker seçiyorum. Ve bunların da ölçüsü 225 olacağını söylüyor. Sırayla ben aslında bunu artık patlattım. Görüntüyü de kendime uygun bir yere çekiyorum tabii. Şimdi bu görüntü oluşturduktan sonrasında tabii benim bunu bir şekilde aslında neyin nereye yerleşebileceğine dair bir görsel oluşturursam bu da benim için faydalı olacaktır. Bu noktada Explode Lines içerisinde dilersen teker teker seçebilirim. Ama eğer ben bunu toplu bir şekilde bunu yapacaksam sol klavye basılı tutarak soldan sağa bütün hepsini seçtiririm. Sonrasında Explode Lines dediğim andan itibaren bakın doğrudan bütün hepsini buraya atarım. Yani ben eğer yani teker teker seçmek yerine bütün hepsini tek seçip bu şekilde gerçekleştirebiliyorum. Yani bu da işin aslında biraz kolay bir yönü. Sağ tık yapıp Edit Properties dediğim andan itibaren de bakın burada adımları net bir şekilde görüntülebiliyorum. Şimdi ben burada tabii bir düzenlemeye gideceğim. Çizgi yoğunluğunu düşüreceğim. 0.1 olarak. Sonra diyorum ki style içerisinden nokta nokta olsun. Ve halo etkisi de burada olmaz. OK tıkladığım andan itibaren de bakıyorum. Çizgi çizgi geliyor. Dışındaki beyaz halo etkisini buradan kaldırıyorum. Ve bu da patlatılmış görmüşüm. Aslında görsel tabanla oluşturmuş oldum. Şimdi bu noktada tabii benim bunu üründe balonlarla gösterebiliyor olmam ürünün hangi numaraya ait olduğunu yani kullanıcı karşı tarafın anlayabileceği şekilde bunu tanımlayabilmemiz de mümkün. Hani zaten bizim buradaki amacımız karşı tarafın ürünün nasıl montajlanacağını veya söküleceğini kolay bir şekilde anlayabilmesi yani bu servis prosedürlerine kolay anlaşılabilmesi ise burada balonlardan da yararlanabiliyoruz tabii ki. Bu noktada biz balonlardan yararlanabilmek için Item List'e gelip burada otomatik seçeneği içerisinde otomatik bir şekilde bunu yönetebildiğimizi görebiliyoruz. Şimdi otomatik içerisinde bulunan bakın callouts içerisinde burada seçenekler de var. User defined var, item number var. Item number çarpı quantity yani ürünün numarası çarpı quantity yani adet bilgisini burada net bir şekilde görüntüleyebiliyorum. Tıklarım andan itibaren bakın hızlı bir şekilde buraya otomatik bir şekilde yerleştirmiş bulundu. Ve aynı şekilde şunu da bakıyorum. Item list kısmında altta bulunan alanda benim ana montajımdaki bütün ürünlerin quantity yani adeti ve sıralamasını burada net bir şekilde görüntüleyebiliyorum. Hani burada aslında poz numarasını burada görüntüleyebiliyorum. Bu anlamda da ürünlerin hangi şeye ait olduğunu buradan inceleyebilirim. Şimdi burada tabii bakın balonlar çok üst üste binmişler. Balonlar çok üst üste bindikten sonrasında ben bu balonları bir şekilde düzenleyebiliyor olmam gerekiyor. Şu balonları biraz yukarı çekiyorum. Ama tabii bakın burada da şimdi baktığımda şunu görüyorum. Yani çok böyle karmaşık oldu. Ben bunları nasıl düzenleyeceğim? Bunları şu şekilde düzenleyebilirim. Mesela şu üçünü seçtim. Callout adı altında belirtilen bir alan var. Align button dediğim andan itibaren bunu alt bölümde hizalamış oluyor. Veya bu üç tane balonu seçtim. Align top dediğim andan itibaren yukarıda hizalamış oluyor. Veya aynı şekilde bu üçünü de align button dediğim andan itibaren bunları hizalamış oluyor. Yani aslında görsel açıdan daha kolay anlayabileceğim bir görüntü ortaya çıktı. Peki ben burada şimdi 43, 42 vesaire karşıma geliyor ama şöyle bir hikaye var. Ben bunu yani bu numaralarını görmek istiyorum. Yani kendime özel bir numara oluşturamaz mı? Item list içerisinde bulunan bu üçünü istersen numbering bölümü içerisinde real number callouts diyerek de başlayacağım. Sayıyı burada belirtebilirim. İstersen 1 ile başlayabilirim. Eğer ben numbering içerisinde edit numbering shim içerisinde bulunan 1, 2, 3 yerine ABC'yi seçersem istersen buna göre de düzenleyebilirim. Yani ben şu an tabii bunu 1, 2, 3 şeklinde başlatacağını söyleyeceğim.
Rename callout dediğim andan itibaren OK tıklarsam teker teker seçtiğim andan itibaren sıralı bir şekilde buraya bunları yerleştirmiş bulunuyor. Ve aynı şekilde numbering bölümü içerisinde ben bunu eğer ya başa sarmak istiyorsam reset item numbers diyerek de başa sarabilirim. Tamam, yani burada özelleştirme altyapısı bana kalmış. Şimdi bunu oluşturduktan sonrasında ben bunu tabii artık figür olarak kaydedeceğim. Hani görsel açıdan benim istediğim bir figür. O yüzden benim bunu kaydedebilmem adına Home'a geliyorum. Figure View içerisinden Use Current View seçeneğini belirtiyorum ve buraya artık figürün ismini figür 1 olacak şekilde bu görüntüyü getiriyor. Ben bunun ismini de tabii vereyim. Hani sonuçta isimli olması daha düzenli bir altyapı içerir. O yüzden bu noktada bu şekilde ilerlemesi önemli. Şimdi ben bu ismi şu isim veriyorum. Gearbox Export patlatılmış içli kutusu şeklinde bir isim veriyorum. Okey dediğim andan itibaren artık bu isim de karşıma geliyor. Bir tane daha örnek oluşturacağım. Burada özellikle Illustrator içerisinde bulunan faydalanabileceğimiz parça kütüphanesiyle görselimizi nasıl oluşturabiliriz sorusunun aslında burada cevabını veriyor olacağım. Şimdi yeni bir tane figür oluşturuyorum. Yine default seçeneğini burada belirtiyorum. Default'u seçtikten sonrasında ben I'll do it later diyorum. Orientation içerisinde 3D Alt 2 seçeneğini belirtiyorum. Bakın görüntüyü istediğim konuma getirdim. Şimdi burada özellikle istemedim görünümler var ise bunları buradan çıkartabilirim. Mesela ben burada Gearbox bulunsun istiyorum. Engine kalksın istiyorum. Aynı şekilde Handle burada bulunsun istiyorsam şayet bunları istediğim şekilde özelleştirebiliyorum. Yani bu ikisi mutlaka burada bulunacaktır. Peki, şimdi burada sökme amacına yönelik bir figür oluşturmak için sembolleri kullanacağımı söylüyorum. Bakın burada Tools adı altında bir takım araçlarımız var. Şimdi burada Allen keyfini Allen hatırı kullanacağım. Allen hatırını seçtiğim andan itibaren herhangi bir bulunduğum alana bunu yerleştirmiş olacağım. Şimdi bu noktada şöyle bir şey söyleyeyim. Bizim bunu burada montajlayabilmemiz adına şunu yapabilmemiz gerekiyor. Tools bölümü içerisinde Assemble'ı seçebiliyor olmamız gerekiyor. Ben burada Assemble seçersem bu parçayı normal standart Creo'da montajlar gibi montajlayabilirim. Biraz daha basit bir arayüzle bunu yaparım tabii ki. Creo arayüzüyle birebir aynı şekilde olmayacaktır bu. Bu noktada tabii görünümün biraz daha kolay anlaşılabilmesi adına biraz yakınlaştırma yapacağım ve seçilirken bakın Selected Parts One Part şeklinde karşıma geliyor. Origin koordinat sistemini burada belirlemem gerekiyor. Origin koordinat sistemi içerisinden Select from Graphics Array'i seçiyorum. Ve ilgili yüzeyimi seçiyorum. Okey diyorum. Sonra Destination yani bu alternatörün yerleşeceği yeri belirlemem gerekiyor. Bu noktada şurada bir tane cıvatam var. Bu cıvatanın üzerine yerleştireceğim bunu. Destination koordinat sistemi içerisinde Select from Graphics Array'i seçiyorum. Bu noktada geliyorum. Cıvatanın içerisinde bulunan iç yüzeyini seçeceğim. Şöyle bir çevirmeye çalışıyorum. Hatta şurada Spin Center'ımı da aktif hale getireyim ki çok daha kolay bir şekilde çevireyim. İlgili yüzeyini seçiyorum ve Apply dediğim andan itibaren doğrudan Allen anahtarı buraya yerleşmiş oluyor. Ve az önceki görüşmeye geri dönmek için tekrardan 3D Alt 2 görünüşünü buraya getiriyorum. Şimdi bunu yaptıktan sonra anahtarın buraya yerleştiğini görüyorum artık. Tamam bu böyle duruyor ama şimdi ben bunu bu şekilde göstermek istemiyorum. Hani bunun en azından belirteceğim bir açıda durmasının çok daha doğru olabileceğini düşünüyorum. Bu noktada transform'dan yararlanabilirim. Ama transform'u kullanırken eğer ilgili parçayı seçip döndürmeye kalkarsam çok doğru bir yaklaşım olmayacak. Direkt parçayı döndürecek. Bizim burada referans alabileceğimiz bir alanımız olması gerekiyor. CTRL-Z ile bir geri alıyorum. Bu noktada diyorum ki transform içerisinde select koordinat sistemi. Yani benim belirleyeceğim bir referans koordinat sistemi olsun. Bunu da
Civata olsun istiyorum ki Civata'ya göre bu dönsün. Okey dediğim andan itibaren ben döndürmeye kalkarsam bakın Civata'ya göre döndürmeye başlıyor. Ve yine CTRL yardımıyla kademeli bunu hareket ettirebilirim veya elle de girebilirim. Ama ben şu an kademeli bir şekilde hareket edeceğini söylüyorum. CTRL'i 120 derecede bırakıyorum. Sonrasında sol klikle etrafta bırakıyorum. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şu. Yani montajlama yaparken mutlaka okey demeniz gerekiyor. Aksi takdirde burada penceremiz açık kalacak. Mutlaka bu okey'e tıklamaya özen gösteriyoruz. Şimdi bu noktada şundan da bahsedelim. Ben burada eğer belirli bir alanda olan açısını göstermek istiyorsam tool içerisinde bulunan angle'ı seçebilirim. Aslında bildiğimiz yine Creo'dan bildiğimiz bir arayüz, benzeri bir arayüz karşımıza geliyor. Pencere içerisinde öncelikle referanslama belirlemem gerekiyor. İlgili kenarımı seçiyorum. Ctrl'e basılı tutup ikinci referansını belirtiyorum. Ve ilk referansımı az önce başka bir yere seçtim. Bu referansları belirledikten sonrasında okey der isem artık bu açıyı burada karşıma getirmiş oluyor. Şimdi bu açıyı burada görüyorum ama ben bunu hareket ettirdiğimde bu ölçü değişecek mi? Bunu görmek istiyorum. Tekrardan transform'a geliyorum. Alignator'ı seçiyorum. Ama bunu yaparken unutmuyorum. Home içerisinde bu transform'u save koordinasyon diyerek Civata'yı seçiyorum. Burada Civata'yı mutlaka belirtmem gerekiyor. Okey tıklarım andan itibaren ben bunu hareket ettirdiğimde bakıyorum. Bakın doğrudan ölçüye beraber değişkenliğini göstermiş oldum. Ben 51.64'te bırakıyorum. Göz kararı bir değerde bulunsun. Maksat sadece buradaki ölçüyü görebilmek. Ama buradaki ana mantık bu montajladığım parçanın ölçüyle birebir ilişkili bir şekilde hareket edip edemediğini görmemdi ki zaten edebildiğini gördüm. Burada şunu söylememiz gerekiyor. Eğer biz burada yine bir açıklama belirteceksek, mesela bunun sonuçta sökülmesi için sola doğru bir görsel oluşturmamız gerekiyor. Bunu gösterebilmek için de sembollerden yararlanabiliriz. Burada halihazırda bakın arrow adı altında bir okumuz var. Herhangi bir yere tıkladığımda ben bu oku buraya yerleştirebiliyorum. Ama istenen pozisyonda değil tabii ki. Tekrardan transform aracıyla bu düzenlemeleri yapıyorum. Öncelikle ölçüleri belirliyorum. Sonrasında sola doğru bunun söküleceğini göstermek amacıyla bir görsel oluşturuyorum. Tabi bunu istersen biraz da anlaşılabilmesi için çok dip dibe sokmaya gerek yok. Biraz daha anlaşılabilir bir noktada olması önemli bir noktada. Görselini oluşturduktan sonra bir de üzerine not eklersem çok daha güzel olacağını düşünüyorum. Ve burada not with leader diyerek sürükle bırak mantığıyla buraya not ekliyorum. Diyorum ki burada ekleyeceğim not şu oluyor. Remove bolts. Counter clockwise. Yani ben diyorum ki civataları çıkaracağız diyoruz. Saat yönünün tersinde. Okey diyorum. Notumu buraya ekledim. Artık görselimde benim istediğim şekilde oluşmuş oldu. Şimdi son olarak da bu görseli oluşturduktan sonrasında tekrardan Use Current View diyorum. Ve ismini burada şu isimle veriyorum. Diyorum ki Disassemble Bolt. İsmi verdikten sonra da adım bir şekilde gördüğümü izleyebiliyor. Şimdi son olarak da sequence yani bir dizi oluşturacağım. Bir aslında yaptığım işlemlerin yani tabii buradaki görseller için ayrı ayrı oluşturmak gerekiyor ama ben yine Gearbox Export içerisinde oluşturduğum örnekten yola çıkarak bir animasyon dizisi oluşturacağım. Ve özellikle burada size animasyon nasıl oluşturulduğunu göstereceğim. Şimdi öncelikle yeni bir tane fikir oluşturuyoruz. Yine default diyorum.
3'te 2 olacağını söylüyorum. Do it later diyorum. Bunu yaptıktan sonra hatta şöyle bir şey yapabilirim. Bununla ilgili parçaları gizledikten sonra bu figürü artık kaydedebilirim. S-bomb'a gidiyorum. Diyorum ki handle gizle, engine'ı gizle, sadece gearbox kalsın. Buradaki yapıyı bir animasyon halinde oluşturmak için bu figürü önce bir kaydediyorum. Figures'a gidiyorum. Artık bu figürü kaydettim. Gerekirse sonrasında düzenlemeye gidebilirim. O tamamen bana kalmış. Bu figürü bu şekilde kaydettikten sonrasında animation bölümü içerisinde bulunan bakın sequence ve animation adı altında bir iki alanımız var. Sequence içerisinde dizi, animation içerisinde bir animasyon oluşturursunuz. Ama temelinde aslında altyapısı benzerdir. Şimdi ben bir dizi oluşturacağım. Adım adım bu işlemi gerçekleştireceğimi söylüyor. Şimdi adım adım burada tanımlayacağız. Öncelikle benim bu içeriği kaydedebilmem için bakın üstte bulunan record content ve record kameralardan yararlanmam gerekiyor. İlk etapta record kameradan burada yararlanacağız ama record kamerayı önce bir aktif etmiyorum. Record kamera bir pasif kalsın. Şimdi record kamerayı yakınlaştıktan sonra yani işlemi almam için yakınlaştıktan sonra record kameraya tıklıyorum. Sonrasında ilgili adımla uzaklaşıyorum ve bakın burada doğrudan buraya eklemiş oldum. Şimdi record kamerayı kapattıktan sonra record content'i seçiyorum. Artık burada yapacağım patlatma işlemlerini burada görüntüleyebileceğim. Mesela burada standard bit adı altında bir matkabım var. Matkap parçasını üzerine sol klik yaptığım andan itibaren ben buraya ilgili efektleri ekleyebiliyorum. Şimdi ben bu öncelikle diyorum ki bu bir yansın diyorum. Pembe bir şekilde yansın diyorum. Okey diyorum. Sonrasında bu efektin içerisinde bir de unscrew yani sökülme efekti ekleyeceğimi söylüyor. Diyorum ki öncelikle burada parçamı seçtikten sonra ilgili ayarların yapılması gerekiyor. Artı Z yönünde yapacağını söylüyorum. Globalden yani standart koordinasyonlarını alacağını söylüyorum. Counterclockwise yani söküleceğini söylüyorum. 3 kere döneceğini söylüyorum. Ve totalde 350 milim kadar onun hareket edeceğini söylüyorum. Ve okey tıkladığım andan itibaren bakın buraya eklenmiş oldu. Ama bakın burada üst üste biniyor burada. Şimdi burada şöyle bir durum var bir de. Bunu da ek olarak göstereceğim birazdan. Ben bunu başlattığım andan itibaren bakın adım adım gidiyor. Ben bunu aslında ikisini bir hale getirebilir miyim? Evet bunu ikisini bir hale getirebilirim. Bunu yapabilmek için bakın step'i açtığım andan itibaren şimdi adımları ilgili noktalara kaydırırsam artık ben bakın önce bir uzaklaşıyor sonrasında sökme işlemi gerçekleştiriyor. Yani aslında adımları beraber yapmış oluyor. Yani hem aslında kamerayı hareket ettiriyor hem de aynı şekilde içeriğini düzenlemiş oluyor. Bir daha kontrol ediyorum. Bakıyorum önce bir yanıyor sonra geliyor sökme işlemi gerçekleştiriyor. Bunun da tabii step'in ismini vereceğim. Burada step'in ismini verdiğinizde buradaki sequence'a yansıyor olacak. Diyorum ki disassemble standard bit. Sonrasında yeni bir step oluşturacağımı söylüyor. Diyorum ki gel bu kafayı şuradaki kafayı burada çıkar. Adım adım bunların hepsini yapacağım. Aslında buradaki amaç bu step'lerin teker teker nasıl işlediğini görmek olacak. O yüzden bu noktada dizinin Illustrator'daki çalışma mantığı bizler için önemli. Record content dediğim andan itibaren ben eğer tekrardan flash der isem önce bir yanacağını söylüyorum. Sonrasında diyorum ki transform'la kendim de manuel olarak şey yapabilirim veya efektle unscrew diyerek buradan kendim ayarlarımı yaptıktan sonra kendisinin sökülmesini sağlayabilirim. Görsel açıdan daha başarılı olacağını görebiliyorum. Ve mesafesinde aynı şekilde ben az önceki aldığım referansları göz önünde bulundurarak ölçüsünü giriyorum. 250 birim olacağını söylüyorum. Sonrasında bir preview diyorum ki en azından görüntüleyeyim. Counterclockwise olduğunu söyledim. Okey dedim. Ve son olarak da diyorum ki gel burada bir de üstüne pulse efekti ekle. Yani boşluk alanı tıkladığım andan itibaren önce bir yanıyor, sökülüyor ve sonra
Aynı şekilde yukarı aşağı doğru genişleme ve daralma hareketi yapıyor. Şimdi son olarak burada cıvatalar ve ön parçayı sökmeyeceğim. Sadece şu kafayı sökeceğim ve bu işlemi tamamlamış olacağım. İsmini burada veriyorum. Diyorum ki bakıyorum parçanın ismi neydi az önce? Çak kalorifer'deydi. İsmini burada Assemble Çak kalır diyorum. Ve son olarak da yeni bir tane daha step ekleyeceğimi söylüyorum. Ve geliyorum. Parçayı seçiyorum. Öncelikle bir yanacağını söylüyorum. Pembe olacağını söylüyorum. Sonrasında unscroll yapacağını söylüyorum. Artı Z yönünde koordinat sistemine bağlı olarak 3 kere döneceğini söylüyorum. Ve mesafe olarak da burada 125 olacağını söylüyorum. Hatta ben buradaki mesafeyi 75 olarak belirtebilirim. Bir bakıyorum, en azından görsel açıdan bir absürtlük gözüküyor mu? Hayır, herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Okey dedikten sonrasında son olarak da efekt olarak tekrardan hatta shape efekte diyorum, sallayacağını söylüyorum. Ve adımları burada çok net bir şekilde görüntüleyebilirim. Ve son ismini verdiğim andan itibaren de ben disassemble Chuck ismini veriyorum. Ve bu adımları artık bitirmiş oluyor. Peki biz bunları nerede görüntüleyebiliriz? Bunları Preview Seconds içerisinde bulunan Play All dediğimizde bakın teker teker bu adımları benim karşıma getiriyor oluyor. Yani ben bu dizini bu şekilde tanımlayabiliyorum. Close Preview dediğim andan itibaren istersen ben bu işlemi export edip dışarıda herhangi bir yere bunu tanımlayabilirim. Eğer ben burada ihtiyacım olarak bir klasör varsa direkt buraya tanımlayabiliyorum. Şimdi browse diyeceğim. Buraya kaydetsin diyeceğim. All steps as one movie. Yani tek bir video olarak da kaydedebilirim veya birden fazla video olarak da kaydedebilirim veya bu step'i sadece kaydedebilirim. Tamamen bana kalmış. Yani burada aslında videomla ilgili ayarları yapabiliyorum. Okey dediğim andan itibaren artık arka planda bu adımları işlemeye başlıyor. Şimdi bunu yaptıktan sonrasında arka planda bu videoyu açacak. Eğer son olarak seçtiysek bu videoyu açacak. Figürün burada karşımıza geldiğini görüyorum. Hatta biz kendimiz açalım daha rahat olur. Bakın adımlar burada teker teker ana başlıklarla karşımıza geliyor oluyor. Şimdi ben biraz daha dışarıdan zoom yaptım ama tabii ama bu tamamen sizin şeyinize göre daha istenilen şekilde ayarlanabilir. Dilerseniz bunu tabii save derseniz Creo'nun Illustrator'ın formatı olan C3DI formatında kaydedebilirsiniz veya save figures şeklinde bir JPEG gibi image file olarak kaydedebilirsiniz veya publish PVZ olarak karşı tarafa da yani eğer Creo bir Express'le görüntülemek istiyorsa da PVS olarak da kayıt gerçekleştirebiliyorsunuz. Şimdi sizin sorularınız varsa sorularınızı alayım. Sorunuzu bu şekilde tamamlamış olduk. O zaman katılımınız için teşekkür ederim. Bu videoyu biz Creo.tr sayfasında paylaşacağız. Bu videoyu Creo.tr sayfamızda görüntüleyebilirsiniz. Eğer abone değilseniz abone olmanızda fayda var. Hani özellikle bizim bu eğitim webinarlarımız bu sayfa üzerinden yayınlanıyor. Bu noktada faydalı bir sayfadır. Bu noktada özellikle Creo.tr'yi takip etmenizde fayda var. Eğitim webinarımızı bu şekilde tamamlıyoruz. Bir sonraki webinarlarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.